Yine Sakarya Gazetesi YouTube sayfasına hoş geldiniz. Ben Süleyman Doğru. Yanımda Sapanca Gençlik Spor'un Şişeburnu'nda teknik direktörü Bülent Yenihayat var. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Antalya kampında şöyle güzel bir quiz programıyla kapatalım istedik. Onların da bugün son günü. O yüzden izleyicilerimizi de çok bekletmeden soru cevap şeklinde geçebiliriz hocam. Tabii, bekliyorum. En sevdiğiniz yemek? Vallahi en sevdiğim yemek biraz şey klasik olacak. Ben kuru fasulyeyi çok severim. Anne baba göçmen benim. Makedonya'dan gelmişler. Bizde de çok yapılır o. O yörede de yani o bölgede de çok fazla yapıldığı için bizim milli yemeğimiz gibi olur. Gerçi Türkiye'de de Trabzon'da da var, her yerde var ama oranın biraz daha yapılışı farklı. Onu çok severim. Peki en sevmediğiniz yemek? En sevmediğim yemek haşlama. Et haşlamayı hiç sevmiyorum. Peki en sevdiğiniz huyunuz? En sevdiğim huyum genelde sakin biriyim. Çok böyle şey yapmam. Zaten Başak Burcu'yum. Böyle birikir 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 patlamalar ondan sonra olur. Ama genelde her türlü şeyde sakin kalmaya çalışıyorum. Peki en sevmediğiniz huyunuz? En sevmediğim huyum çok çabuk ikna ediliyorum ben. Peki en sevdiğiniz şarkıcı? En sevdiğim şarkıcı. Bu aralar şeyi dinliyoruz, Mabel Matiz'i dinliyorum ama genele baktığımız zaman Sezen Aksu'yu severim. Yaş itibariyle de 47 yaşındayım. Sezen Aksu'yla büyüdük diyebilirim. O yüzden Sezen Aksu'yu çok severim. Peki en sevdiğiniz şarkı? En sevdiğim şarkı eşimle benim beraber Tarkan'dan Gül Döktüm Yollarına şarkısını daha evlenmeden önce çok dinliyorduk beraber. Bizim şarkımız olsun dedik. Hatta geçen sene İskenderun'da da şampiyonluk kutlamalarında o şarkıyla çıkmıştık sahneye. Evet, çok güzel. O yüzden o şarkıyı çok beğeniyorum. Peki şu ana kadar çalıştığınız takımlarda en iyi anlaştığınız oyuncu kimdi? En iyi anlaştığım oyuncu. Vallahi çok var. Yani ayırt etmek istemiyorum. Ama düşündüğümüz zaman zirveye en yakın isim. Zirveye en yakın isim. Bizde Murat mesela o anlamda çok profesyoneldir. Murat Erdemir. Onunla çok iyi anlaşıyoruz. Geçen sene İskenderun'da da beraber çalıştık. Enes Soy var yine orada. Onu çok severim. O da bizim kafa yapımıza uyan bir oyuncu. Biz ne görev veriyorsak onu yapıyor. Yani geçişi en kolay sağladığımız oyunculardan ve çok da zeki bir oyuncudur. Onu söyleyebilirim. Peki çalıştırdığınız takımlardaki en şık giyinen oyuncu kimdi? En şık giyinen oyuncu Erkan Zengin'le çalıştım. O çok şık giyiniyordu. Çok tarzı biraz farklıydı ama çok şık giyiniyordu. Peki en kötü giyinen oyuncu kimdi? Recep Metin vardı yine İskenderun'da. O çok kötü giyiniyordu. Osman Şahin var yine onunla beraber. Peki, ama Recep Metin zirvedir yani. Zirve. En çalışkan oyuncunuz kimdi? En çalışkan oyuncu Murat Erdemir. Şu an yine bizde. Yani ben futbol hayatım boyunca futbol oynarken de antrenörlük sürecinde de gördüğüm en çalışkan oyuncu, en profesyonel oyunculardan bir tanesi. Peki en tembel oyuncu? Turgut Doğan Şahin vardı bilirsiniz. O çok fazla böyle oyun içerisinde de çok efor sarf eden, böyle işin savunma tarafını yapmayan, daha çok ekonomik oynamaya çalışan bir oyuncuydu, onu söyleyebilirim. Peki çalıştırdığınız en gaddar oyuncu kimdi? En gaddar oyuncu? Sert, acımasız diyebiliriz. Valla yine Murat acımasızdır. Antrenmanda da en basit çalışmada bile hiç esirgemez kendisini. O yüzden onu da Murat'ı söyleyebilirim. Peki en cimri oyuncu kimdi çalıştığınız? En cimri oyuncu. Valla oyuncularla çok böyle şeye girmediğimiz için teknik adamlardan, alanda, yardımcılarınızdan falan da olabilir. Yardımcılarımızdan. Cimri. Valla aklıma gelmiyor. O zaman muhakkak vardır da bize denk gelmedi belki. Peki en bonkör oyuncu? En bonkör oyuncu. Yani. İrfan Başaran çok bonkördü. Onunla çalıştık. Çalıştırdığınız en yetenekli futbolcu kimdi sizce? En yetenekli futbolcu Erkan Zengin. Yani çok daha iyi yerlerde olabilirdi. Ama biraz o yapı olarak çok böyle kolay kontrol edilebilecek bir oyuncu değil. Bunu kendisi de söylüyordu zaten ama çalıştığım en yetenekli oyuncu Erkan Zengin. Peki teknik adamlık kariyerinizde en unutamadığınız maç? En unutamadığım maç geçen seneki Iğdır maçı. Playoff finali oynadık. Nihayetinde maç penaltılara kaldı. Yani o maç hayatımdaki en önemli maçlardan bir tane. Kariyer, antrenörlük kariyerimde o maç
en öne çıkan maç oldu. Peki en üzüldüğünüz maç? En üzüldüğüm maç yine geçen sene Düzce ile Düzce'de oynadığımız bir maç vardı. Maç 0-0 bitti. Kazansaydık lider olacaktık. Belki gruptan direkt çıkma şansımız vardı. Ama iyi de bir oyun oynamıştık. Düzce de iyi oynadı. Çok kaliteli bir maç olmuştu. O maçın berabere bitmesi beni üzmüştü. Kazansaydık işimiz biraz daha kolaylaşacaktı. O anlamda o maçı söyleyebilirim. Peki en etkilendiğiniz atmosfer neresiydi? En etkilendiğim atmosfer, yani birçok atmosfer var. Oyuncu olduğumuz dönemde de ben Eskişehir'de de oynadım. Sakarya'da da maça gelmiştik. Eski stadyum zamanı. Yani Bursa öyle, Sakarya öyle, Göztepe, İzmir öyle, Eskişehir öyle. Birçok alternatif var. Yani Türkiye'de bunlar camia takımları. Orada hem keyif verici hem rakip seni tedirgin de ediyor açıkçası. Zor geçiyor o maçlar o atmosferde. O anlamda o atmosferleri söyleyebilirim. Peki hocam, çalıştığınız oyuncular arasında en beğendiğiniz 3 savunma oyuncusu? 3 savunma oyuncusu. Metehan Baltacı var şimdi Galatasaray'da kadro yapıyor. Geçen sene bizdeydi. Şimdi şu an İskenderun'da Kuzey Ali Keten var. Çalıştığım oyuncular içerisinde. Başka ne söyleyebiliriz? Yani iki taneyle sınırlı. Aklıma gelmiyor şu an ama birçok iyi savunmacıyla çalıştık. Peki en çalıştırdığınızda en çok beğendiğiniz, verim aldığınız 3 forvet oyuncusu? 3 forvet Serdar Dursun. Karagümrük'te çalıştık. Sakaryalıdır zaten kendisi de. Emre Gemici vardı geçen sene. O da grubun gol kralı oldu. Geçen sene. Yine forvet sayabiliriz Enes Soy. O da 18 tane atmıştı geçen sene. Bunları söyleyebilirim. Peki hocam, sizce savunma mı, hücum mu? Bence hücum. Yani savunma de bizdeki algı, hatta bugün hazırlık maçında da oyunculara söyledim. Yani savunma genelde böyle geriye doğru yapılan bir eylemmiş gibi anlatılıyor, algılanıyor. Ben de sürekli takımı, oyuncularıma nerede olursa olayım, topa sahip olmanın en iyi savunma olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden hücum tarafı benim için daha doğru. Yani topa sahip olarak hücum etmek, topun daha fazla kendi takımımda olmasından büyük keyif alıyorum. Peki hocam, sizce Pep Guardiola mı, Jürgen Klopp mu? Ben Kloppçuyum. Onun şeyi daha canlı, daha heyecanlı, daha hırslı. Guardiola da çok değerli ama ikisi arasında ayrım yaparsa ben Klopp'u daha çok beğeniyorum. Peki hocam, Türkiye'de en beğendiğiniz teknik direktör? En beğendiğim teknik direktör, yani bu şeyler artık onlar idol, Fatih Terim en başta geliyor. Abdullah Avcı var. Yeni nesil antrenörlerden Okan Buruk, Emre Belezoğlu, Konya'da İlhan Hoca var, İlhan Palut. Beğendiğim teknik direktör arasında Serkan Özbalta, o yeni nesil teknik direktör arasında iyi çıkış yapan, başarılı görüyorum. Oyun anlayışı, kafasındaki o felsefeyi beğeniyorum. Bunları söyleyebilirim. Peki sizce Messi mi, Ronaldo mu? Messi. Yetenek olarak Messi. Profesyonellik olarak sanki biraz daha Ronaldo. Peki Avrupa'da çalıştırma şansınız olsa hangi takımda çalışmak isterdiniz? Liverpool. Teknik direktör olmasaydınız, son sorum bu. Teknik direktör olmasaydınız ne olmak isterdiniz? Yine öğretici, öğretmenlik yapmak isterdim. Ya bir şeyleri öğretmek, bir şeyleri karşı tarafa geçirmek ve onu karşınızda işte, futbolcular üzerinden konuşuyorum. Öğretmen kendi öğrencilerin vermiş olduğunuz bilgileri hayata geçirmeleri. Futbolda da öyle. Bir çalışma yapıyorsunuz. Sahada onların o yapılan çalışmayı, oyuncuların çıkarmaya çalışmaları, oynamaya çalışmaları görmek büyük keyif veriyor. Büyük haz duyuyorum ben. O yüzden öğretmenlik de yapmak isterdim. Hocam, cevaplarınız için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sapanca Gençlik Spor Teknik Direktörü Bülent Yeni Hayat bizleydi. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıkla, mutlulukla kalın.